Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence popüler serimiz Fotoğraflı Bilgiler'in yeni bir videosuyla daha karşınızdayız. Amerikalı bu genç bir kas hastalığından ötürü tekerlekli sandalyeye mahkum yaşıyor. Oturduğu şehirde düzenlenen bilim kurgu fuarına bu muhteşem tekerlekli sandalyeyle katıldı. Mad Max filminden esinlenerek kendi elleriyle yaptığı tekerlekli sandalye sayesinde kısa sürede internet ünlüsü oldu. Bu İranlı çocuk 2 yaşında. Sanki önceki hayatında şampiyon bir jimnastikçiymiş gibi hareketler yapıyor. Babası ona bunları öğretmediğini, küçük aratın kendi kendine yapmaya başladığını söylüyor. Çocuk yine kendi başına her gün 10 dakika güç antrenmanı yapıyormuş. Londra'da Apple Store tabelasını görüp içeri girdiğinizde karşılaşacağınız manzara sizi şaşırtabilir. Çünkü burası Apple firmasına ait değil, gerçek bir elma dükkanı. Dükkanda tam 1000 çeşit elma satışa sunulmuş. İnceleyip beğendiklerinizi ister tane ister kiloyla alabiliyorsunuz. Bu bir uçan balık. Adından da anlaşıldığı üzere uçuyor. Gerçi uçuyor dediysek kuş gibi değil. Kanatları olmasına rağmen sudan en fazla 50 metre kadar yükseğe çıkabiliyor. Keza uçan balığın 40 saniyeye kadar suyun dışında kalabildiği tespit edilmiş. Bizde kallavi kahvaltı deyince aklımıza sucuklu yumurtadan söğüş salataya zengin bir sofra gelir. Bu gördüğünüzse İngiltere'de yaşayanların zengin kahvaltısı. Japonların kallavi kahvaltı sofrası da bu şekilde. Kamboçya'da aileler pazar sabahı işte bu şekilde kahvaltı ediyor. Polonya'da kallavi kahvaltı deyince akıllara bu tabaktakiler geliyor. Son olarak Hawaii'de yaşayanların iyi bir kahvaltısıysa işte böyle. Bu balıkçılar bir balık sürüsüne attıkları ağ sayesinde tonlarca balık yakalamayı başarmışlar. Fakat ağı boşalttıkça çok daha büyük bir balığı daha yakaladıkları anlaşılmış. Balıkçıların yanı sıra sürüye devasa bir köpek balığı da daldığı için diğer balıklarla birlikte ağ yakalanmış. Bu İngiliz bir açık artırmada gaza gelip bizim paramızla 40 bin liraya bir tank satın almış. Ancak Kanada ordusuna ait eski tankı teslim ettiklerinde önemli bir meseleyle karşı karşıya kalmış. Park sorunu. Tanka uygun bir alan bulamayınca büyük park yeri olan bir ev satın almaya karar vermiş. Şimdi yeni evinde 7 ton ağırlığındaki tankıyla mutlu mesut bir yaşam sürüyor. Bu oyuncak bebeğin yanında bir de klozet var. Oyuncağı garip kılansa tuvaletin içinde kakaların olması. Neyse ki sifona basınca gidiyorlar. Bir çift evlerinin 7 metrekare büyüklüğünde devasa bir yatak yaptırmış. Peki neden? Çünkü evde onlarla birlikte yaşayan 5 kedi ve 2 köpek var. Ev halkı geniş olunca ona göre de bir yatak lazım tabii. Bu gördüğünüz gerçek bir insan değil. İsmi Uyur Gezer heykeli. Bir Amerikan üniversitesinin kampüsündeki yarı çıplak heykel korkutucu görüntüsüyle birçok insanı rahatsız etmiş. Hatta kaldırılması için düzenlenen kampanyada 750 öğrenci imza vermiş. Ancak üniversite müzesinin bir parçası olduğundan halen yerleştirildiği yerde bütün ürkütücülüğüyle duruyor. Bu Amerikalı kadının ismi Lizzie. Şu an 26 yaşında. Nadir rastlanan bir hastalıktan ötürü vücudu yağ tutmadığı için kilo alamıyor. Dış görünüşünden ötürü aşağılamalarla dolu bir hayat sürdürmüş. Lisedeyken internete yüklenen videosu 4 milyondan fazla kez izlenmiş. Altına yüzlerce insan dünyaya bir iyilik yap ve intihar et diye yazmış. Onu dünyanın en çirkin kadını ilan etmişler. Lizzie bütün bu zorlukları aştı. Texas Üniversitesi'nden mezun oldu. 3 kitap yazdı. Hakkında uzun metrajlı bir belgesel çekildi. Şu anda hayatını motivasyon konuşmacısı olarak sürdürüyor. Ünlü konferans organizasyonu TED'deki konuşmasında bana yapılan tüm aşağılamaları alıp bir merdivene dönüştürdüm. Ve o merdivenin basamaklarına tırmanarak hayatta istediğim her şeyi elde ettim diyor. Sıra video önerisinde. Fırat, Melih ve Tuğçe Yap kanalımızda çok heyecanlı bir oyun oynadı. Bu keyifli videoyu izlemek için lütfen tam şuraya tıklayın. En yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.